Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Apollo keşiflerinden önce, yüksek sıcaklıklar ve sert hava koşulları yüzünden, uzayın çöl gibi kurak olduğuna inanılıyordu. Keşiflerden sonra, uzayda birçok su kaynağına rastlandı ve ayın yüzeyinde su birikintileri tespit edildi. Ancak bilim insanları, bu suyun nasıl oluştuğuna dair, kanıtlanabilir veriler elde edemedi. Bilim camiasında en yaygın bilinen teori, Güneş'in rüzgarları tarafından iletilen pozitif yüklü hidrojen iyonlarının aya ulaşarak su oluşturmasıydı. Astrophysical Journal Letters adlı, akademik bir dergide yayınlanan yeni bir makalede, ay üzerinde oluşan su birikintilerinin sadece Güneş'ten kaynaklanmadığı, dünyadan gelen parçacıkların da önemli bir rol oynadığı açıklandı. Güneş rüzgarları, ayda bulunan suyun kaynağı olarak görülüyordu. Ancak bilim insanları ayın dolunay sırasında, dünyanın manyetosferine daha da yaklaşması sonucunda, ayda biriken suyun neredeyse yarısının buharlaşması gerektiğini, bu yüzden de güneş tarafından gönderilen iyonların, büyük derecede su kaynakları yaratmasının, imkansız olacağını düşünüyordu. Bilim insanları, yok olması gerekirken hala yüksek miktarda biriken su kaynakları için, dolunay sırasında Kaguya isimli uydudan alınan verileri incelemeye başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda tıpkı Güneş gibi, Dünya'nın rüzgarlarının da pozitif yüklü hidrojen iyonları ilettiği, bu iyonların ayın toprağına yerleşerek, su kaynağı oluşturduğu ortaya çıktı. Güneş'in ve Dünya'nın rüzgarlarından oluşan hidrojen iyonlarının ayırt edilebilmesi için, Demis ve Artemis uydularından alınan veriler karşılaştırıldı. Karşılaştırmalar sonucunda suyu oluşturan bu iyonların, gerçekten de birbirinden farklılık gösterdiği ve, Dünya manyetosferinin Ay ile aramızda, bir su köprüsü görevi gördüğü belirtildi. Yani diğer gezegenler de, benzer şekilde atmosferlerinden uydularına su aktarıyor olabilir. Aslında su uzayda, gökbilimcilerin ilk düşündüğünden çok daha yaygındı. Mars'ın yüzeyinden, Jüpiter'in aylarına, Satürn'ün halkalarından, asteroitlere ve Plüton'a kadar pek çok yerde su tespit edildi. Hatta Güneş sisteminin ötesinde bir gezegenin bulutlarında bile, su tespit edildi. Önceleri suyun Güneş sisteminin oluşumuyla oluştuğu varsayılsa da, uzaydaki suyun çok daha dinamik olduğunu gösteren, kanıtlar giderek artıyor. Güneş rüzgarlarının ay yüzeyindeki suyun kaynağı olduğu düşünülse de, bilgisayar modelleri ayın yüzeyindeki suyun yarısının, buharlaştığını ve yaklaşık 3 günlük dolunay boyunca, dünyanın manyetosferinden geçerken yok olduğunu tahmin etmişti. Sürpriz bir şekilde Chandrayaan-1 uydusu tarafından yapılan yüzey hidroksil suyu analizinde, ay yüzeyindeki suyun, bu manyetik perdeleme esnasında kaybolmadığı görüldü. Dünyanın manyetik alanının, güneş rüzgarlarından gelen suyun hızlı bir rejenere olmasını engellediği düşünülüyordu. Araştırmacılar durumun böyle olmadığını keşfetti. Manyetosfer geçişi öncesi, esnası ve sonrasındaki yüzey suyu haritaları kıyaslandığında, ay suyunun manyetosferik akış yani dünya rüzgarıyla yenilenebileceği anlaşıldı. Daha öncesinde yapılan Kaguya uydusunun dolunay süresince yaptığı gözlemler, dünyanın ozon tabakasından sızan, yüksek miktarda oksijen konsantrasyonu ve, gezegenimizin egzosferinden sızan yoğun hidrojeni tespit etti. Manyetosfer parçacıklarının toplam akışı, temelde güneş rüzgarlarından farklı. Bundan ötürü, bu araştırmadaki yüzey suyunun kaynağı manyetosfer olduğundan, bilindik kalkan teorisini çürütüyor. Çünkü dünyanın manyetosferi kendi su köprüsünü yaparak, ayın suyunu tazeliyor. Bu araştırma gelecekteki su aramalarını değiştireceğinden, uzay araştırmalarını ve teknolojilerini güncellememize neden olabilir. Tabii yine de bu araştırmayı genişletmek için, yeni hidroksil su spektrometreleri ve parçacık sensörlerine sahip, yeni uydular fırlatmak gerekecektir. Siz bu konu hakkında, neler düşünüyorsunuz dostlar? Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.